Selam arkadaşlar yine bir ESO videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size ESO'daki sınıflar ve ırklar hakkında bilgiler vereceğim. Ee, ama genellikle baş, yeni başlayanlar için bilgiler olacağı için acayip detaylara inmeden sadece ilk karakterinizi açmanızda yardımcı olmasını umduğum bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, karakter yaratım ekranına tıklayalım, oradan anlatmaya başlayacağım. Öncelikle şey klaslardan e, başlayalım, sonra ırklara geçelim diye düşünüyorum. Klaslar şimdi ESO'da bunu bir kez anlatacağım çünkü bu söylediğim bütün klaslar için genel olarak S10'un hepsi için geçerli ama bir kez anlatayım. Her klası anlatırken tek tek anlatmak istemiyorum. Ee, bu oyunda arkadaşlar diğer oyunlardaki gibi işte savaşçı seçeyim, ninja seçeyim, büyücü seçeyim diye kalın çizgiler yok. Atıyorum sen ee, mesela Dragon Knight'tan örnek vereyim. Dragon Knight optimal olarak tank olması için yaratılmış bir klas. Ama sen illa tank olmak zorunda değilsin Dragon Knight olarak. Benim ilk kastığım karakter büyücü Dragon Knight'tı. İşte Alev yeteneklerini kullanarak büyücüydüm. Büyücülük yapıyordum Dragon Knight olarak ama Dragon Knight'ın optimal rolü tank. Bu oyunda kalın çizgiler yok. Sen Dragon Knight's'a hop tank tankı seçtim diye yani Dragon Knight seçmiyorsun. Bu söylediğim bütün karakterler için geçerli. Bunu hep aklınızda tutun. Öncelikle Dragon Knight'ı dediğim gibi tank. Ben size optimal rollerini söyleyeceğim. Dragon Knight tank bildiğimiz hani demeci tanklayan, taunt atan tank olan tank yani hem zindanlarda hem PvE'de hem de PvP'de ama dediğim gibi son kez söylüyorum. Ben büyücü kasmıştım. İstersen eline iki el kılıç kasıp savaşçı da kasabilirsin. İstersen tank da kasabilirsin. Optimali bu. Templar'a geçelim. Templar diğer oyunlardaki Paladin'le karşılaştırabiliriz. Hem healer hem tank hem de hafifinden DPS'i var. Hafifinden işte debuff'ları, işte buff silmeleri, şey üstündeki negatif efektleri silen skill'leri var. Takımına güzel yani tam bir takım şeyi, klası. PvP'de de PvE'de de. Ama hadi çok geç söylüyorum. Dediğim gibi full büyücü DPS üzerine Templar'ı da kasabilirsin. Ona, ona göre bir şey edersen. Ama optimal rolü Paladin. Sorcerer sanırım en düz kontak şey bu. Büyücü. Ee, bildiğiniz gibi büyücü yani. Ama <laughs> yine söylüyorum. Eline kılıç takıp, iki tane kılıç takıp stamina yani ee, şey fiziksel saldırı üzerine de bir build yapabilirsin. Hani uçup kaçarsın. Tam meteor da atarsın belki. Ama asıl vuracağın şeyler fiziksel hasar vurabilir. Sen istersen eğer. Öyle şekilde de kasabilirsin. Bu diğer oyunlardaki Duri'yi de benzetebiliriz. İşte doğandaki güçlerini kullanarak işte hayvan yoldaş çağırarak kendine. Yok işte ayı çağırıyor. Yok eşek çağırıyor falan. Onlardan buffları alarak. Yeni başlayanlar için güzel bir klas. Her yoldan gidiyor yani hem healer olabiliyor, hem tank olabiliyor, hem DPS atabiliyorsun. Yani Warden aslında güzel bir başlangıç klası. Her telden çalıyor dediğim gibi. Yani oynanabilir. Doğadaki güçleri kullanarak summon ediyor işte ayı, çakal, makal. O şekilde düşünün. Hem stamina hem magic oynanabilir. Nightblade, hepinizin çoğun bu video izleyenlerin %90'ından açacağına emin olduğum klas. <laughs> Oyunlardaki tipik şey. Oo. Youtube bizi şey etmesin ya giydirelim. Nightblade şey oyunlardaki tipik bildiğiniz asasin arkadaşlar. Görünmez olan, görünmezlikten çıkan tek atam çarı. Görünmezlik sikli bu oyunda bu karakterde. Nightblade adı üstünde. Ama soğuk kez Yani söylemeyeceğim söylemeyeceğim diyorum bak söylüyorum. Görünmezlikten çıkıp tamamen büyücülük üstüne. Görünmezlikten çıkıp büyü atarak adamları kesen bir stamina şey magic Nightblade'de kasabilirsiniz. İlla ben elinde iki tane kılıç olan bir tane görünmez adam kasmak zorunda değilsin bunu açarsan. Ama optimal olarak evet elinde kılıç olan görünmezlikten çıkıp tek atmaya çalışan karakteriniz bu karakter. Büyük ihtimal bunu açacaksınız. <laughs> Necromancer'da oynayeni geldi ama bu klası oynamanız için Elsewhere e, satın almanız lazım Elsewhere DLC'sini. O yüzden hani belki ileride şey de yapılabilir. ESO Plus sahibi olanlara açık da olabilir. Bilmiyorum onu tam bilemeyeceğim videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ama. Şu an açık değil Elsewhere lazım bunun için. Necromancer'da Diğer oyunların hepsinde de adı zaten Necromancer. Yer altından işte zombi çıkarayım. Ölüler çıkartayım. On senin için savaşıyor anladınız mı? Yani diğer oyunlardaki Necromancer. Necromancer skillleri falan suç sayılıyor ESO'da. Yani açık alanda Necromancer skillleri falan atarsanız e, suçlu durumları düşürüp yani yeni başlayan Necromancer aç açabilirsin yani o kadar da problem değil. Hem büyücü hem stamina da oluyor. Güzel dengelemişler. İki, iki yoldan da gidiyor. Eline kılıç takıp da savaşabilirsin. Yoksa büyücü, büyücü skill'lerine doğru da yönelip büyü de, büyücü gibi de kasabilirsin necromancer'ı. O şekilde bir klas. Ben dediğim gibi başlayanlara şunu önereyim. Ya warden ya templar açın. Templar açıp off rol olarak yani ikinci rolünüz olarak healer olarak zindanlarda daha da kolay yer bulursunuz. O yüzden e, başlangıç çarşı için templar veya e, warden öneririm yeni başlayanlara. Ama şunu da söyleyeyim dipnot. Oyunda en çok aranan PvE'de en çok aranan zindanlar için aranan şey tank. Eğer tanksan güzel bir tank kasmışsan istediğin zaman istediğin zindana istediğin gibi girersin. Hatta sen kurarsın partileri. Herkes tankın elinin içine bakar. Yani ilk karakteriniz tank olmasın. Sonra adamlar şey kendiniz tek başınıza görevleri falan yapamazsınız. Belki demeciniz falan az gelir. O da sıkıntı olabilir ama bunu bilin. Yani tank en çok aranan klas. Ama Templar falan başlayın derim ben geçelim artık lıklara. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, atıyorum kırmızı ay, ne bu ya? Mavi, sarı, kırmızı diye üç tane alliance var. Sen eğer maviysen sadece şu üçünü alabiliyorsun. Sarıysan sadece şu üçünü alabiliyorsun. Ama en race any alliance upgrade'iniz varsa bir şey DLC gibi bir şey oyun içinden alıyorsun kramla. Ben mesela maviyi seçip gidip North'ta alabiliyorum. Beni etkilemiyor çünkü bende onun paketi var. Ama sizde yoktur yani yoktur herhalde o yüzden sen mavi olmak istiyorsan dikkat et mavi olup North açma sonra North'a tıklarsan otomatikman kırmızıya geçersin. O yüzden North'san yani mavi olmak istiyorsan sadece şu üçünü açıyorsun. Neyse Breton Arkadaşlar bu ırkların saçma sapan şeyleri var onları sayılamayacağım mesela atıyorum Breton %15 daha hızlı light armor level alıyor. Önemli değil yani sen %15 light armor Şeyi alıyorsan kimsenin umurunda değil o yüzden açmıyorsun. Breton o yani saçma şeyleri hiç söylemeyeceğim böyle. Brett'in arkadaşlar Magicka rolü için, Magicka ve Sustain üzerine. Yani e, a, sürdürülebilirliği yüksek olan bir karakter. Magicka karakter. Yani mesela atıyorum Sorcerer açmışsanız Brett'in açabilirsiniz. Sorcerer'ı için Brett'in öğrenebilir. Magicka üzerine bir karakter açıyorsunuz Brett'in için. Ork, stamina ve tanklık üzerine atıyorum tank kasacaksın Dragon Knight. Ork açabilirsin. Redguard stamina üzerine. Dragon Knight Stamina iki kılıçla oynayabilirsin. Veya ne bileyim e, night Knight Blade açtın diyelim. Mavi olmak istiyorsun. Red Guard açabilirsin Stamina üzerine. High Elf adı üstünde Magicka üzerine. Sorcerer için en iyi class diyebilirim. High Elf açabilirsiniz. Bu Elf. Magica üzerine Stamina demedim değil mi? Bu Elf şey, e, Stamina üzerine ama diğer Stamina'lara nazaran... Hareket kabiliyeti daha yüksek. Yani o şekilde bir oyun tarzı istiyorsanız daha böyle kaçmayı, elverişli, daha çok kendini zor durumlardan çıkarmaya müsait bir karakter stamina olarak Vudel. Aynı zamanda Kajit de stamina için, Nightblade için güzel bir karakter. Ama Kajit'in burst'ü biraz daha iyi Vudelf'ten ama Vudelf kadar mobil değil. Onun kararını siz vereceksiniz. Kajit de stamina üzerine. Argonian Templar Paladin demiştik ya Templar. Çünkü heal, e, pasifleri heal atmasını güçlendiriyor. Heal almasını güçlendiriyor. Şimdi debuff, falan filan derken en iyi heal atan klas yani healer gibi bir şey açacaksanız e, Argonion'u öğrenirim. Magicka üzerine. Dark Elf de Magicka üzerine. E, şey, e, eğer büyücü Dragon Knight kasacaksanız Dark Elf en iyisi. Veya yani ne bileyim kırmızı olmak istiyorsundur. Büyücü kasmak istiyorsundur. Dark Elf'tir oynayabilirsin. Güzeldir. North North Stamina üzerine ve daha çok tanklık üzerine böyle sustaini e, sürdürülebilirliği daha iyi. Dragon Knight da güzel oluyor. Tank olarak güzel oluyor. North da e, stamina üzerine diyelim. Bir de Imperial diye bir ırk var. Bu Imperial içinde Imperial Race Upgrade'ini almanız lazım. Aynı şey gibi Alliance upgrade'i gibi. Eğer bu class açıksa bu da e, tanklık için iyi. Stamina üzerine. Imperial da bu şekilde. Imperial olursanız istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. aynısı seçebiliyorsunuz. Yani kırmızı olup da Imperial şey edebilirsin. Diğer o pakette daha önce bahsettiğim pakete ihtiyacın yok. Ee, onun dışında burada söyleyebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Ama sorularınız olursa aşağı yazabilirsiniz. Discord kanalına da aşağıda link bıraktım. Discord kanalına da katılabilirsiniz. Discord kanalından soruları yazabilirsiniz. Ben görürsem ben cevaplarım. Başkaları görürse lütfen başkaları da cevaplasın. O Discord kanalına hani Eso oynayan Türkleri bir araya getirmek için açtım. Yoksa başka bir nedeni yok. Hani bir ara illa benim bana soru sormanız için değil yani. Birbirinizle de bir konuşabileceğiniz bir ortam olsun diye açtım. Ee, Benden bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basmayın arkadaşlar. <laughs> Abone de olabilirsiniz falan filan işte. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.